Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size teklif edeyim. Akıldan mı yapayım? Yoksa Kur'an psikolojisini mi yapayım? Hani yapmıştık ya. Akıl. Peki, yeni gelirken uçakta tespit ettiğim şeyi okuyayım. Uçakta yeni öğrendiğim bir şey. Mesela Kur'an cüzümü okuyorum uçakta, ondan sonra dersimi çalışıyorum. Not da düşüyorum. İşte şu anda şu tarihte İstanbul Bremen ve Romanya, Polonya, onun üzerindeyim tam o anda. Şimdi güzel bir yer akıldan okuyayım. Barla, Kastamonu 12 diyor ki, hem Risaletin Nur sair ulemanın eserleri gibi, yani sair ulema var ya böyle, yalnız aklın ayağıyla yalnız aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez. Yani aklın ayağı. Ben ömrümde ilk defa öğreniyorum. Hani bunu hep okuyoruz da. Yani öyle bir tabir işte. Aklın ayağı, Selahattin abi. Aklın ayağı. Aklın nazarı, tamam bir şey söyleriz de. Aklın ayağı nedir? Ondan sonra bak bir de okuyayım. Hem Risaletin Nur, sahip ulemanın eserleri gibi, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Geylani, diğer eserleri gibi, ya aklın ayağı ve nazarıyla ders vermez, yani ilmi kelam uleması, Fahrettin Razi gibi, Zemahşeri gibi, Sekkaki gibi, ilmi kelam uleması bunlar. Sırf akıl esas almış, kalbi bırakmışlar böyle. Veya evliya müsüllü evliyaların yalnız kalbin keşif ve zevkiyle hareket etmiyor. Bak bu Risale-i Ertan. Şimdi insan sırf akıldan ibaret değil, sırf kalpten ibaret değil. İnsanda letaifler var. Biletlerimiz, uçak biletleri. Şimdi sırf aklı esas alana ilmi kelamcılar denilir. Sırf kalbi esas alana ehli tasavvufçular denilir. İkisini cem edene asıl imamı denilir. Asıl imamları. Mesela Mevlana Halid-i Bağdadi, İmam-ı Rabbani, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman gibi zatlar ikisini cem etmişler. Yani hem akıl hem kalp. Şimdi sırf akıl esas alanlar, aklın ayağı ve nazarıyla gidiyorlar. Sırf kalbi, o zaman ne oluyor? Kafayı alıyor, kalbi bırakıyor. Kafa kabak gibi oluyor, gülüşüyor. Kalbi bıraktığı için fındık gibi oluyor. Tasavvufçuların ise yalnız keşif ve zevk var. Keşfediyor. Aklın mihenkleri yok, aklın ölçüleri yok. Keşfediyor, bu budur diyor. Ben böyle gördüm diyor. Bir de halet var böyle. Zevk bu. Keşif ve zevk. Risale-i Nur ne sırf akılla gidiyor, ne sırf kalple gidiyor. Peki neyle gidiyor? Belki, Arapçada kesinlik. Akıl ve kalbin ittihat ve imtizacı. Yani akıl ve kalbin beraber, imtizac şu, beraber değil. İki farklı şey, karışımla tek şey olmuş. Mesela tayin ile pekmez. Ayrı bir şeydir. Karma ile imtizaç eder. Tamam. İmtizaç eder. Ama ittihat ise beraber. Ama iki farklı şey tek hareket ediyor. Ama o şahsiyet, o da şahsiyet. İmtizaç ise hiçbir şahsiyet yok, tek bir şey. A, A'lıktan çıktı. B, B'likten çıktı. A, B olmuş gibi. Kimyacı bilir. Üçüncü bir yol var. Ruh vesaire, letaifin teavunu ayağıyla hareket ederek
evci alay uçar. Yani bir de ruh latifeleri var. Bu da garip. Bu da garip bir meslek. Yani bu İslam dünyasında akılcılar, kapçılar, ruhçular. Bir de bunların dışında akıl ve kalp ruhu birleştiren asın imamlar var. Bu İslami şey, otoriter. Bir de İslami olan var, olmayan var. Nedir o? Felsefe. Yani kendi yorumu. Bu üç tane akıl, kalp, ruhçular kaynağı Kur'an. Akılcı ama Kur'an'ı yorumluyor. Bir şey anlatacağım biliyor musunuz şimdi? Bu değil yani bugün tespitimiz bugün. Bir daha. Akılcılar, kapçılar, ruhçular kaynağı Kur'an, vahiy. Vahiy üzerinde yorum yapıyorlar. Yani oradan yürüyor. Bir de bunun dışında dört akıl, kalp, ruh, felsefe var. İslam felsefesi veya beşeri felsefe. İslam felsefesi ise Kur'an'ı ve hadisi metni almaz. Sırf şey yapar. Sırf kendisine göre yorumlar. Yani insan üzerine o kadar kitap telif edilmiş ki insan üzerine kadar faz böyle kitap yazılmış bir şey yoktur. Çünkü niye? İnsan ilk önce kendisini merak etmiş. İlk önce kendisini merak etmiş. Hakikaten merak edilecek şey de o. Allah'tan fazla kendisini merak etmiş. Çünkü Allah'ı bilmek kolaydır. İnsanı bilmek zordur. Allah'ın kitabı var. Allah'ın peygamberi var. Allah'ın sanatı var. İnsanın peygamberi yok. Kitabı da yok, sanatı da yok. Bu eserine bakma ya. Yani kendisini tanımlayacak mesela bardak yaptı. İnsanı tanımlamıyor ki. Şimdi felsefe var bir de dedik. Bu Kur'an ve hadisin dışında kendisini yorum yapıyor. Konumuz bu değil ha. Ben bir şey gireceğim. Taarruz eden felsefenin de ayağı yani bir de dinsiz bir felsefe var. Bu dört tane akıl, kalp, ruh, İslami felsefe. Dört. Bir de bunun dışında zındık bir felsefe var. Onların diyor İslam'a hücum etmesi eden felsefenin değil ayağı belki gözü yetişemediği yerlere çıkar. Yani İslami anlayış. Risale-i Nur, Risale-i Nur değil bu dinsiz felsefenin. Bunun diyor konusu değil. Hayaline, nazarına, düşüncesine gelemeyecek mevzulara çıkıyor Risale-i Nur. Oradan bahsediyor. Risale'nin bahsettiği şey çok farklı. Felsefe değil yani. Felsefe adamı yoruyor, boğuyor. Sana bu ustad diyor ya, hani ya da kim yorumdu bilmiyorum. Hani ustadın gittiği yolda topuklarını biraz ıslatmamış evet. Bir şey vardı ya. Yani. Ustad diyor felsefe. Hani. Bak onlar diyor belki gözü yetişmediği yerleri çıkıyor. Hakaik imaniyi kör gözüne de gösterir. Metin bitti. Şimdi ben burada yeni öğrendiğim bir şey söyleyeceğim. Aklın ayağı. Aklın nazarı. Bu hala çevirebilirsiniz mesela. Şöyle bir çevirin. Bir silin. Ben bir şey yapayım. Çevir onu. Madem şey yapılmış. Ezberi anlatmayayım. Orada göstereyim. Çevir. Heh. Tamam sen bana bırak. Ben... o çok değişik bir şey ya. Bak şimdi. Eğer ışık şeyse ötekisini söndürebiliriz. Yankı yapmışsın. Yansıma yapmışsın. Şu projektörü. Yaz abi. Tamam bak şimdi.
Şimdi bu şekilde anlatmaya çalışıyorum ki %58 görseldir insan, yani daha görerek insan daha fazla istifade ediyor. Şimdi ben bunu düzelteyim de ondan sonra anlatayım. Burası insanın kafası. Kafasının içi. Bu tahayyül mekan. Şimdilik şey, hayal. Hayal. Hayal, düşünün ki bana, hayal edin ki mekanı olmasın. Mekansız hayal olur mu? Suretsiz hayal olmaz. Suret mekandır. Şekilsiz olmaz. Şekilsiz olmaz. Tasavvur ise bilgiler, malumatlar, zanlar, bilgi, malumat, zan, düşünceler, bunun içinde mekan. Yani zaman, hakikatlerin zaman silsilesine konmak. Yani mesela bir şeyi bileceksiniz, zamansız bilemezsiniz. Öncelik sonralık, öncelik sonralık, öncelik sonralık. Yani bilgilerin içi şey dizilişinde zaman şeridi vardır. Zamanı kaldırırsanız bilgi mutlak olur. Allah'ın ilmi gibi olur. Yani Allah en sonuyla, en başıyla bilir. En başıyla en sonu bilir. İnsan ise zamanla bilir. Sıralamayla yani. Sıralama bilir. Sıralamayı zaman yapar. O zaman bilgiler, düşünceler, zanlar, düşüncelerin temelinde, bunların ruhunda zaman vardır. Yani sıra vardır. Tak 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 adım atıyorsun. Yani onsuz şey yapamazsın. Mesela bir tane de vardı, tövbe, bunu da ekleyeyim. Şüpheler. Şüpheler. Şüpheler, tamam mı? Şimdi... Aklın ayağı buraya mı bakıyor? Onu anlatacağım şimdi. Ama buraya bakıyor ama aklın ayağı var, bir de nazarı var. O ne demek diye. Tam da Polonya'nın üstünden geçiyorduk böyle. Öyle bir turbulansa da girdi ki herhalde kafa plastik jetondu ki düştü yani. Ama çok sevindim yani. Bayağı sevindim yani. İlk defa onun heyecanı var şu anda bende. Aklın ayağı ya. Bir herkes bir şey diyor da bakayım becerebilecek miyim? Şimdi bir kere bir anlatayım bu kısaca. Çok çok sık anlatayım ki psikolojiyi. Siz nasipli insanlarsınız. Biz bizzat ders beraber oluyoruz. Soruyu sorabiliyorsunuz. Öyle insanlar var ki Allah keşke birisi çıksa da şunu sorsa diyor ama ne olduğunu ben de bilmediğim için soruyu. Yani bir de sirayet var böyle. Onun için anlatıyorum ki kafanın içinde bunu çözer yani biliyorsunuz ama tekrar ede ede sıkıntı anında kullanırsanız meleke haline gelir. Hiçbir şey sizin topunuzu ıslatamaz. Mesela hayal, şekil, bak, şekil, renk gibi. Tasavvur da bu. Akıl, buradan 30 küsür tane sıfatı var. Buradan süzerek alıyor, fehim. Fehim süzgeçtir. Burası felsefe yönü. Burası nübüvvet yolu. Buraya kadar kafir mümin eşit. Burada da eşit. Akılda da eşit. Akıl vahye tabi olursa buradan sıyrılıyor. Bu Müslüman tarafı. Mümin. Kafir.
Şimdi burası vicdana iner. İnen kapı. Kafadan vicdana bağlantı buradan olur. Bilgileri. Tamam mı? Bu da eylemdir. Eylem. Bu eylemdir. Fiillerimiz. Bu da eylem. Bu yanlış veya doğruya itikat etmek. Bu da ilimdir. Bu da batıl ilim. Yani devamlı tekrar yapıyorum, işermeden yazıyorum, çiziyorum ki su kayayı oya vura vura uyuyor ya. Hani dinleye dinle. Şimdi ayaklığına olacak. Şimdi buraya mekan, şekil, renkler tasavvurdan. Bilgiler, malumatlar, zanlar, tereddütler, tereddüt de var. Düşünceler, şüpheler tasavvurdan buraya geliyor. Kur'an'a tabi olan akıl ise bu akıl berzahtır. Berzahtır. Tarafı yoktur. Yalnız felsefe tarafında insandan vicdana giden şey yok değil mi? Ona geleceğim şimdi. Daha geleyim. Şimdi bu Kur'an akıl berzahtır. Tarafı yok. Şuradaki sistemle eğer bu akıl Kur'an'a muhatap olursa yolu böyle oluyor. Kur'an'a tabi olmasa akıl bu oluyor. Felsefe geliyor. İlim yapıyor. Batıl da yoksa ilim yapıyor. Sonra vicdaniyatı olmadığı için buradan kopuyor. Buradan aşağıya ne oldu size ya? Hiçbirisi çalışmıyor. Gitmiyor. Koptu. O zaman kendi bilgisi eylemi oluyor, itikat oluyor. Batıl itikatlar oluyor. Yani vicdanla gidip gelmeler olmuyor. Yani şöyle, gidip gelmeler koptunca vicdaniyatı yok adamın. Vicdaniyatı yok. Müslüman ise böyle değil. Ben bunu anlatmak için değil ama bu şey olsun. Müslüman ise hem vicdanla gidip gelmeler var. Gelelim bizim konuya. Kastamonu 12. Almanlar baktığı için ben bunu çıkarayım ki sonra diyecek ki ulan ben kasten tamam mı? Ama bu sefer ilim anlatıyor diye zannetmezler. Aklın ayağı ve nazarı. Kastamonu 12. Aklın ayağı. Şu muydu? Şimdi kardeşim ayak ne? Ayak. Yorum bir düşündüğünüz bir şey var mı? Aklın ayağı. İlerleme. Yani bir harekete geçmek için bir vasıtadır. Ayakta ne anlıyorsunuz? İlerlemek. Ayak. Sen aklın ayağını demiyorum. Ayak. Ayakta ne anlıyorsunuz? Vicdanın da ayağı var değil mi abi? Vicdan da ayağı. Dima ve kalp. Vicdan iki ayağı var. Yani kalbin iki ayağı var. Kalbin iki ayağı var. Vicdan ve evet. Yani evet. Hareket değil mi? Hareket. Sağlam basma abi. Sağlam basma. Ayakta ne anlıyorsunuz? Ayak. Ayak. Peki. Nazar zaten bakmak. Şimdi doğru haklısınız. Tamam canım bir şey. Çünkü biz de senelerce aklın ayağı diye okuyoruz. Aklın ayağı ve nazarı. Kalbin zevk ve ilhamı. Keşif ve zevki. Okuyup geçiyoruz ama. Aklın gideceği yer mi? Gideceği yer. Gitme yolu. Ben şimdi alayım şuradan. Ayakta anlatayım size. Hani yapabildiğim kadar. Yani budur demiyorum da. Doğrusu bulunana kadar bu doğrudur. Aklın ayağı. Bu aklı besleye şey yapıyor. İki yer besliyor. Bir ayak, bir de nazarı. Şimdi aklı yani mekanı ifade ediyor. Mekansız ayak düşünebilir misiniz? Bir, mekanı ifade ediyor. İki, ayak deyince gidiyorsun ya, önü var, arkası var.
önü arkası belli olan, yani ayrıldığı ve gittiği anlamında, ayrıldığı ve varacağı hedefi belli olan, kaideleriyle yürüyen, böyle yürümüyor, böyle yürümüyor, ne bileyim, ölçüleriyle, dikende midir, suda mıdır, kumda mıdır, yani yürümekte ölçüleri olan. Abi sahibi şey onları söylesen mesela, diyelim ki önü arkası evvel ahir. Ya da işte ona temiz şey yapayım ondan sonra. Mesela Risale-i Nur, Kur'an'a göre mesela sağ taraf, sol taraf. Yani geçmiş sağ taraf oluyor, gelecek sol taraf oluyor. Böyle 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 yürümek de var, böyle böyle de var. Anlıyor musun? Ön ve arka, 20 şu anlarda anlatıyor ya, 6 tane. Ama ona girmeyeyim, dağıtmayayım yani. Aklına ayağına bir gireyim yani, kaba taslak. Şimdi bir, aklın ayağı mekanı ifade ediyor. Yani ayağı mekansız düşünemezsiniz. İki, önü arkası olan, bıraktığı gittiği şey olan, yani muayyenlik var yani, böyle tereddüt, şüphelik yok. Yani zan yok. Realite, nefs-ül emir. Nefs-ül emir işin kendisi. Adetullah'a tabi olan demektir. Yani böyle öyle bir yerden geçiyorsun ki inşaatta öyle şey değil. Adetullah'a tabi olacaksın. Yani ayak giderken kuralı vardır. Usulü vardır. Bastığın yeri bileceksin. Yani. Bize. O zaman Allah'ın kuralı var. Yürümenin de kuralı var. Usulleri ve kaideleri olan demek. Bu işin. Hakikat olan. Yani akıl hakikattır. Hakikat. Hakikat da yürür. Kalp ise, ona da gelecek, manayla gider. Aklın şeyi, esmanın meratiplerinde gidiyor. Esma'nın meratipler, esmanın her bir meratibine hakikat denilir. Esma meratibini şunu kastediyorum. Çiçekte cemil, hani Allah'ın cemil, güzelleştirme, çocukta cemil, denizde cemil, yaprakta cemil, yani cemil ismi farklı farklı. Bu her bir güzellik hakikattır. Cemil ismin meratipleridir. Akıl bunlar arasındaki farkları, ilişkileri ve çelişkilerini çözen bir alet olduğu için hakikat aletidir akıl. Haddi ve hududu belli olan ayak, aklın ayağı. Haddi ve hududu belli olan. Haddi var, hududu var. Yani tahayyüle basan, aklın ayağı tahayyüldür. Mekandakilerin önce ve sonra ve alt ve üst, sağ ve sol. Yani aklın ayağı taakkul, akıl. Aklın ayağı budur. Okuduklarım hep bunun içinde. Şimdi aklın nazarı, bak buna tutacak. Aklın nazarı ise tasavvurdur. Yani aklın nazarı. Ne diyor? Bilgidir, malumattır, zandır, düşüncelerdir, nisbi ve itibarilerdir. Zamanla sıralananlardır. Nazar. Yani nazargah. Yani bakarken herkes bakıyor ama kimisi görüyor, kimisi bakıyor. Arka, o bakarken arka sistemli. Demek ki aklın ayağı, aklın nazarı. Bununla ayakta dur. Bu akıl bu iki şeyden besleniyor. Akıl iki kaynaktan besleniyor. Niçin? Vahiy buraya geldiği zaman bu iki kaynaktan beslenince vahiy kabul ediyor veya reddediyor. Kendi adam düşüncelerine, bilgilerine, malumatlarına kanaat ederse bu sefer tabi olmuyor vahye. Emirdan'da şöyle bir şey var. Hocalar için söylüyor. Hocalar diyor, niye Risale-i Nur'a lakayt diyor. Ustad diyor ki, çünkü diyor, hocaların bir kısmı diyor, hepsi değil. Bir kısmı kendi malumatlarının kendilerini kurtaracağını zannettikleri için ihtiyaç duymuyorlar.
kendi bilgilerinin, malı matlarının kendilerini kurtaracağını zannediyorlar. Ha demek ki aklın ayağı tahayyüldür, hayaldır. Aklın nazarı tasavvurdur. Onunla ayakta duruyor akıl. Ve vahiy de muhatap oldu mu iki yerden gelen verileri vahiy ışığında anlamlandırıyor. Vahiy ile bunlardan gelenleri anlamlandırıyor. Vahiy. Vahiy buraya geliyor. Buraya da geliyor, buraya da geliyor. Yani ikisi yani bu taakkul burası. Ortada. Vahiy kabul edince, nübüvvet ehli etmeyince felsefe ehli oluyor. Burada ayrışıyorlar. Ayrıştıkları yer temelde taakkuldur. Akılda ayrışıyorlar. Yani ikisi de ortaktır mesela. Nübüvvetle felsefe ortaktır. Aklın ayağı. O zaman aklın ayağı usule, prensibe, kaideleri olan, önü ve arkası olan, sıralanan, tamam mı? Hani mekansız olmuyor. Şimdi herhalde biraz anlaşıldı. Aklın ayağı, aklın nazarı. Peki burada ne karım olacak benim? Aklının ayağı durması istiyorsan, aklın ayağını, nazarını sağlam oturtur. Yani aklım anlamıyor. Malzeme vermemişsin ki. Hani Risale-i Nur anlamıyoruz diyenler var ya. Sen neyi istedin de anlamadığın bir şeyi samimi isteyip de hangi şeye muvaffak olamadın ki? Risale niye anlamıyor biliyor musun? İhtiyaç duymuyor. İhtiyaç duymuyor. İhtiyaç düşsen abi öyle programlar çıkmış ki anlamadın okuyorsun değil mi? Anlamadığına parmağını bas hemen lügatı çıkıyor ekranda. Hiç lügat karıştırmıyorsun. Basa böyle tut. Yeter ki iste. Ya sırf üniversite imtihanında geçmek için bak üniversite imtihanında geçmek için redox mu diyorduk? Ha. Orada bir veya iki soru yapmak için 108 tane elementin en az 90-100 tane elementin simgesi, atom ağırlığı, proton sayısı, nötron sayısını bilmen gerekiyor. Onu ezberlemiştik. Ya şey olmasın, Allah bize rahmet etsin hepimize, ben hepsini ezberlemiştim. 108 tane kimyacısın, bilmiyorum şimdi ucu çaldı da, değil mi? Çok 118'i geçtiğini biliyorum. Bizim zamanımızda 108'di element sayısı. Büyük bir kısmını bilmen lazım. He? O redox reaksiyonu yapabilmem için evet. Büyük bir kısmını bilmen lazım. Bilmen lazım. Yoksa yapamaz. Yani bir iki tane soru yapmak için neyi bilmen gerekiyor? Şimdi ahirete ait sorular var arşiv meydanında. Neler sorulacak belli. Yani belli. Allah'ın sorusu herkese eşittir. Allah'ın insanlardan istediği herkes de eşittir. Peygamber de dahi benden de aynı şey istiyor. Ama insanların Allah'tan istediği hepsi farklı. Öyle değil mi? Allah namaz istiyor herkesten, oruç istiyor herkesten. Ama ben Allah'tan istediğimle sizin istediğiniz farklı. Sorular ve belli, cevaplar da belli biliyor musun? Bunu soracağım diyor. Soru bir. Bu. Sabahlara kadar YouTube'da niçin takıldığında 10 dakika bir şey okumadın, sonradan ben anlamıyorsun kitap, niye dedin diye sorulacak. Bir bu. Şimdi aklına oldu. Yani şu nimetin kadrini bilmek lazım. Çünkü ölünce bir daha olamayacaksın. Bu ne nimet ya Rabbi. Hayvanlar da yok ya. Yani. Şimdi gidin ahıra, türkü söyleyin, Kur'an söyleyin. Bakar yani. Bir gürültü, bir ses geliyor ama sana bakmasının sebebi böyle, arkaya bakmasının sebebi elinde bir şey var mı? Şimdi bazı insanlar var. Ha Kur'an okurmuş, ha türkü söylemiş. Onun için eşit ya. Yani. Çünkü sığırlarda da eşit yani. Hiç burada değil. Peki kaç dakika oldu? Biraz da gideyim mi? İster misiniz bu 5-10 dakikada? 1 saat oldu abi. Ne mi? Çok etkili. He?
Abi burada tahayyülümüz ve tasavvurumuza doğru malzemeler vermek lazım. Evet. Ki ayağı ve nazarı sağlam olsun. Yani gayem buydu. Bak şimdi, aklen doğru düşünmek istiyorsunuz. İstiyoruz. Ama doğru malzeme vermemişsen nasıl düşünecek bu? Yani verdiğin malzemelerle, yani beslediğin gıdalarla insan beslendiği gibi, akla verilen malzemelerle akıl onu kullanıyor işte, o. Ya abi buradaki doğruyla yanlışı nasıl ayırt edeceğiz ki? Herkese göre doğru ve yanlış da farklı. İşte herkese göre farklı olmasının sebebi farklı malzeme, ama hani taakkule bir vahiy vardı ya. Ha, vahiy şeyinde, ekseninde olursa bir akıl, o aklın, o Kur'an'a tabi olan aklın doğruları, Kur'an eksenli doğruları var. O zaman Müslümanların doğrusu, mesela diyelim ki hepimizde, bak ben söyleyeceğim, benim aklım diyor faiz haramdır. Siz de öyle diyorsunuz. İçki haramdır. Harama bakmak haramdır. Ama ötekisi yok canım nereden çıktı diyor. Yani herkese göre farklı olmasının sebebi Kur'an'a tabi olmayan. Herkeste farklı olan yer iki yer. Tahayyül ve tasavvur. Ama Kur'an'a tabi oldu mu o iki yeri vardı ya başta tahayyül ve orayı anlamlandırıyor. Yani vahiy değiştiriyor onu. Vahiye bağlarsan. Bağlarsan. Mesela aklı yapan 8,5 milyar insan var şu anda. 8,5 milyar insan aklını yapan, aklın ustası, akıl mühendisi tabi. Aklı kül. Bu akılları diriltmemek üzere toprağa çürüterek akılsızlık yapar mı? Haşa. 8,5 milyar insanın aklını yapan aklı kül, diriltmemek üzere toprağa koyup çürüterek akılsızlık yapar mı bu akıl ustası? İşte vahiy yapmıyor diyor. Müstakil böyle. Aklı selim öyle şey yapıyor. Doğru malzeme verdiğin zaman artık böyledir yani. Sen şimdi arabanız mazottu, su katmışsınız. Tabii ki tekleyecek yani. İstediğin gücü alamazsın yani yokuşta şurada burada. Gerçi otobanda o hızı almışsın. Bir derece onu atar. Ama güç istediğin zaman istediğini alamaz. Bir şey soracağım da, tasavvurda mesela bilgiler ve malumatlar diyor ya, doğru bilgi ve doğru malumatı yüklemeyi anladım yani. Hangi kaynaktan aldığına bağlı oluyor. Ama bu tahayyülün mekan şeklinde renge... Harika, nereden yüklüyorsun? Ona nasıl yüklüyorsun? Vallahi ona gelmiştim, anlatayım mı anlatmayayım mı diye. Şimdi ona girmeyeyim dedim. Şimdi gençler diyecek olan bize şey, bizim işe. Ta mesela doğru söyledi Salih, diyor ki tasavvurun zannı şüpheleri hani kitap vesaire. Ama tahayyül doğru şekil, doğru renk, doğru mekan nasıl elde edilir? Bir arkadaşınız tahayyüldür görünmesi. Abi bir şey sorayım mı önce? Hatta abi senin anlatmana göre nazar tahayyül oluyor burada. Hani aklın nazarı, aklın ayağı. Aklın nazarı dediğin zaman abi tahayyül, hani mekan, şekil, renk. Sanki nazar olaymış gibi yöneliyor. Çünkü biz mekanı şekli renkli nazarla alıyoruz. Hak sanki seni anlatmana göre tam tersi oluyor yani. Hani sabır ayak, tahayyül, nazar. Ha, aklın nazarı. Yani çünkü abi mekan şekli renk sırf gözle görürüz yani biz. Başka bir şeyle almıyoruz buradan yani. Belki elle bir de dokunmayla. Ha, doğru ya. Yani anlattım böyle ders yer değiştiriyor. Ters oluyormuş gibi oluyor yani. Yani şunu yapayım şöyle. Seni anlattım tam ters abi. Yer değiştiriyor. Çünkü bende de o soru vardı abi. Yani tahayyül mekan şekil, o kaynak nereden geliyor bize? Şurası diyorsun. Kim yazacak mı? Aklın nazarı. Aklın nazarı. Aklın ayağı. Murat, acayip ettin beni, evet. Nazar. Doğru. Çok tuhaf. Değil mi? Daha mantıklı geldi. Daha mantıklı. Çünkü aynı soru bende de vardı abi. Hani mekan nereden geliyor bize? Evet. Hani malumatlar değil de. Ha, mekanlar mesela
arkada bulunduğun arkadaş, bulunduğun çevre, mesela diyelim ki meyhaneye gittin. Oradaki bir nazarla elde ettiğin şekil var. Mekan anlayış. Mesela bir insan var. Mesela kokuyor, bilmem ne yapıyor. Hemen anlıyorsun ki bu içki kokuyor ama tipi de bu. Yani bir şeyin doğru olabilmesi için doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yaparsan doğru olur. İnsan motive olur. Doğru mekanlar. Mekanlardan geliyor. Aklın ayağı demek ki bu. Tasavvur o. Şey ayağı o. Aklın nazarı doğru. Ama doğru ben şöyle düşünmüştüm. İtibariler nispiler ya ayak. Ayak aslında şekildir ya. Doğru. Yani aklın şöyle düşündüm. Aklın ayağı şekildir diye düşündüm Murat. Hemen teslim oldum ama beraber bir şey mutala edelim. Ayak zahirdir. Yani herkes göre farklı olmayandır. Ayak. Mesela ben nereye basıyorum şimdi? Halıya değil mi? Halı kırmızı veya siyah oluşunda şüphemiz var mı? Hepimiz için. O zaman hepimizi eşit kılıyor ayak. Bunda herkes eşit değil. Ama bunlar herkes şekilde ve renkte herkes eşit. Çünkü kaideleri var. Bunun kaidesi fazla yok. Yani ayağın kaidesi var, önü var, arkası var, sıralaması var. Mesela ayrıldım gidiyor. Yani kaidesi ve usulü var. Mekan ve şey bu nazar değil de ayak anlaşılıyor. Çünkü nazar şudur. Bakış tarzı herkeste farklıdır. Yani nazar bu göz değil. Bu pencereyle kafadakilerin şeyidir. Anladın mı? Yani ayak ise zahirdir, herkesçe eşittir. Kişilere göre değişmez ayak. Nazar ama değişir. Hem doğru abi zamanı zaman olarak yazmışsın ya. Evet. Nazar daha uygun geliyor zamana. Evet. Hangisi? Zaman yazmışsın ya tasavvurun altına. Tasavvur, evet. Zaman, nazar daha sanki... Daha sıralama. Evet. Öncelik sonralık. O zaman şunu değiştiriyoruz. Bak ne yapıyorum? Bir anda uçakta öyle şey yaptı. Senin hemen nazara alıyorum. Yok öyle değil değil. Bakın ben de talebeyim. Ben de öğreniyorum. Bak beraberiz. Bunu güzel bir örnek oldu. Birbirinizle ders yaparken var ya mutalebe. Hemen böyle bildiğini ısrar etmeyeceksin. Acaba diye. Aa öyle düşünüyor değil mi? Bir anda kalktım. Sonra baktım ki hangi şeyle demişim. Sonra bilgilerimizi tekrar tazeledik. Bu daha uygun geliyor şimdi. Yani Allah fiili bize birbirimize ders veriyor. Ben nasıl size değer veriyorum? Kim olursa olsun. Dur bakayım ne diyor. Benim bilmediğimle bakamadığım, düşünemediğim nedir yani? Hemen yazıyorum. Aa böyleydi diyor. Ama sonra baktık. Ha böyle, siz de böyle yapın birbirinize. Bu daha nazarı ayağı. Zahir oluşudur. Herkesçe eşittir. Ayak. Bastığı yer. Çünkü kişilere göre bırakılmamış usul ve kaideleri olan, ölçüleri olan, haddi belli olan, ayrıldığın ve gideceğin yeri olan. Çünkü bir yerden ayrılamazsanız bir yere gidemezsiniz. Bir yere gitmişseniz, gidiyorsanız başka bir yerden ayrıldınız. Çünkü bir insan var olan bir varlık bir yere gidebiliyorsa buradan ayrılabiliyor. O zaman gittiğine göre gitmesiyle gittiği yerin en güzel ispatıdır var olduğu. Bir şey bir yere gidebiliyorsa gitmesiyle onu ispat ediyor. Öyle bir yer var. Ölen için deniliyor ya hiçliğe gitti. Sen ismini hiçlik söyledin ama ben de diyorum ki ölen bir yere gitti mi? Gidebilmişse orası var o zaman. Gidebilmesi için bir yerden ayrılması gerekiyor. Yani şu mekandan, dünyadan ayrılması gerekiyor. Demek ki aklın nazarı ve ayağı.
Peki abi ayağa hakikaten ayak manası versek, zahiri manası. He. Peki o zaman işte bilgiler, malumatlarla yürüme. İnsan yürüyor ya mesela ayağa ayak gibi baksak abi hani mekan ya da daha enfüsyü anlamda değil de gerçekten zahiri manası ayağın. Ayak insan sadece ne yapar abi yürür. Ve insan da bilgi, malumat, sanlarla, düşüncelerle, şüphelerle yürüyor yani. Evet. Yani o manada var bir nevi. Evet. Biraz da zahiri manası. Evet evet. Yani tabii ki o bilgilerle ayak atıyor vesaire ama tabii bilgilerin vücudu hanecisi olmadığı için kişilerin kendi üretiyor. Belki bazı düşüncesi var ama nefsül emirde yoktur. Mesela şirkin vücudu yoktur ama usta diyor ki Mesnevi'nin üründe onun kafasızın kafasında var diyor. Kafasızın kafasında var. Şirk düşünülür ama şirk yok. Kainatta yok. Kainatta yok. Çok tuhaf değil mi? Şirk düşünülür ama yoktur. Ayak öyle değil. Yani benim bir sorum daha olacak da hani üstad bir yerde diyor ya nazar ve niyet mahiyeti eşyayı değiştirir diye. Oradaki nazarla buradaki aklın nazarı aynı nazar mı? Aynı. Aynı mı? Ama o zaman hani mahiyeti eşyayı değiştirir diyor ya. Peki nazara göre mekan, şekil ve renk değişiyor. Ama bilgiler ve malumatlar da değişiyor mu? Yani nazara göre o da değişiyor. Şu niyet ve nazar ikisine bir bakıyor ama şöyle. Mekanı mesela bakıyor. Şöyle olabiliyor. Yani mekan niyet ve nazara göre değişmez ama anlam farklı oluyor. Mesela şöyle diyeyim. Şu tarlayı adam görüyor. Yani burada söyleyeyim. Binayı görüyor. Ya burada ben şu evi ne güzel şey olur. Ama ben de baksam falan ne güzel dersler olur. Bir arsa görüyor. Mesela yer görüyor. Çiçek mesela şey oldu başıma. Çorlu'ya derse gidiyoruz. Arabada 5 kişiyiz. Ve tabii Edirne'ye doğru gittiğimiz için ayçiçek tarlaları dolu, dolu. Yanımızda bir emlakçı da var. Ya bir derse gidiyoruz akşam. Böyle baktım böyle. Ben düşünüyorum olan burada çok büyük bir külle olur ha. Çünkü dersen çok harika şehri. Hem yakın hem yakın değil. Ondan sonra hemen telefon etti yani arkadaki. Ben bunu düşünüyorum daha. Kime etmişse. Ya diyor falan falan bölgeden geçiyordu. İmarlı arsa mı diyor. Buralar diyor. Baktım dedim ki ya X abi. Ne? Ya dedi belki bu dedi arsa dedi alınıp satın bu. Arsa ise değerlenir ya gelmişken dedi. Adam tarlaya arsa diye, emlakçılıklar diye bakıyor. Biz de dersen ne olur mu diye bakıyoruz. Ama mekan herkese göre aynı. Ama nazar onu anlamlandıran. Orayı anlamsız kılan ve anlam kılan. Yani ahireten mal eden veya etmeyen. Ama mekan herkes de aynı. Ayçiçek tarlası herkesçe eşit. Niyet ve nazar onu şöyle değiştirir. Fani veya beka yapar. Ben şundan yola çıktım abi. Hani üstad bir yerde misal veriyor ya, evladı vefat eden bir anne dünyayı kendisiyle birlikte ağlar bir surette görür diye. O yönden yani doğru. Mekanın şeklini değiştiriyor veya rengini değiştiriyor. Değiştiriyor. Ama bilgisi ve malumatı değişmiyor. Bilgisi hala aynı. Evladı vefat etti. Ama o bilgi nazarını değiştiriyor. Evet yani kabre baktığı zaman zahirde çamur patak içinde. Ahiret gözükmüyor ya. Hazreti Ali ne güzel diyor. Gördüklerim ile görmediğim Allah'ı görüyorum diyor. Gördüklerimle görmediğim Allah'ı görüyor. Görmediğim Allah'a inanmıyorum. İşte çok ilginçtir. Tabii Kur'an kulağa hitap ediyor değil mi? Vahiy ya. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir yöntem getirdi. Kur'an'da tevafukları getirdi. Ama iman ol ben ona da bakmaz. Kur'an hakikaten kulağa hitap ediyor. Münafık ve inkarcılar da göze esas alıyorlar. İlle görmeyi esas alıyorlar. Kur'an böyle hep işitmezler mi, anlamazlar mı? Hep kulak yöntemi kullanıyor. Zındıklar da göz yöntemini daha çok öne çıkarıyorlar.
Şimdi burada şey yapalım, 40 dakika olmuştur, yeter. Aklına ya, aklına zar, hiç yapmayalım. Elhamdülillah, yine bir şey öğrendik, Allah'a şükürler olsun. Nerede dolaştık biliyor musun İsmail? Biz bizde dolaştık, biz bizdeydik, biz bize geldik, biz bizimle tanıştık. Korkma kendinle tanışmaya. İnsanlar hep dışarıda yaşamasıyla video, televizyon, dedi, siyaset, hep böyle dışarıda olmak. Niçin diye merak etmiştim. İnsan kendisiyle tanışmaktan korkuyor. Çünkü dehiliz. Şöyle bir misal vereyim size, başıma geleni Rize'de, köyde. Bakayım, haletimi anlatabilecek miyim? Balkona çıktım gece yarısı. Gece uyandım. Teşvik için olur işte. Namaz var ya gece, teheccüd. O zaman ben ahlakım var öyle. Nasıl da Allah Resulü nasıl diyordu? Moralınız bozuk olduğu zaman semaya, moralınız güzel olduğu zaman yere mi bakın diyordu. Öyle bir hadis var. Şimdi bizim köy böyle Ertan. Böyle. Böyle bakınca vadi var, karşıki dağı görüyoruz. Şöyle gece baktım, tamam o gece. Ay ışığı da var, köy lambaları var. Ama ova gibi değil yani, Adana sizin gibi değil. Düz değil, böyle köyü görüyorum. Şimdi Ertan, gece biraz dehşet aldım, keyif aldım. Nazarımı bir gönderdim karşıya. Sanki bir dağda bir mağara olur da yankı geri geliyor ya. Sanki ben baktım, ne oldu? Falan köy, falan şey, ağaç. Orası vadi galiba. Işık yani hep. Yani nazarımı, düşüncemi gönderdim. Yansıması geri geldi. Çarptı geldi. Çünkü çarpacak yer belli. Semaya baktım. Fikrimi gönderdim o galaksilere. Dibi olmadığı için fikrim çarpıp geri gelmedi. Ben de dehşet yaptım. Dibi yok. İnsana dehşet veriyor. Çok acayip etkilendim. Ama anlatamam. Yani. İbrahim bir daha. Dahilden harca bakacaksın diyor. Şimdi bak. Nazarımı karşıki dağa gönderdim. Nedir dedim. Neyin nesidir? Dağ, ev, beran, ağaç, vadi falan. Gitti geldi. Öğrendi geldi. Bana dehşet vermedi, öğrendim. Beni boşluğuna çekmedi. Semaya baktım galaksilere doğru. Bir yere çarpmadığı için nazarım geri gelmedi. Geri gelmediği için hala o balkonda şu anda gidiyor benim. Düşüncem gidiyor biliyor musun? O gönderdiğim nazar gözden çıktı. Yani akıldan çıktı. O hala gidiyor biliyor musun? Daha geri gelmedi. O zaman çarpmadığı için geri gelmiyor. Geri gelmeyince de insana bir dehşet veriyor. Semaya gece isterseniz bakın yıldızlar orada. Allah Allah. Böyle biraz düşünün ya. Resulullah hakikaten o yıldızlar da Allah'ın mı ya? Acaba böyle bir tuhaf yani. Uçaktayken de düşününce böyle camdayken buralarda hakikaten Allah'ın mı ya? Yani acayip bir şey. Allah'ın deyince çarpıp geri geliyor. Bu galaksiler Allah'ındır deyince dehşetten kurtardım. Hemen kainatın arkasına Allah'ı koyunca çarptı geldi. Evet. Allah. Galaksiye çarptı geldi ama. Ama şeysiz bakınca bu neyin nesi diye dibi olmadığı için geri gelmedi. Boşlukta kaybolup gidiyor. Evet, boşlukta düşüncen kaybolup gidiyor. Abi, boşlukta insanlar yok olduğu gibi ha? Mesele de öyle abi, bu kuantum tanesi evet, başına bakıyorlar. Boşluğa düşüyor. Bir de mesela ben çok işim itibariyle çok sekeratta bulundum. Ölüm anını olanlara denk şey yaptım. Kur'an okuduk bilmem ne yaparken. Mesela gayesiz maksatsız yaşayan insanlarda kanser ya yatıyor. Şöyle gördüm. Yani nazarı şu duvara kadar gidiyor gitmiyor. Pat diye düşüyor nazarı. Böyle değil. Böyle değil. Canlı değil. Hep böyle. Hasan. Bak hele. Ölüsü bile ölüyor. Ölüsü bile ölüyor. Ama gaye ve maksatlı bir şey uğruna yaşamışsa ölüsü de diri.
Dirisi de diri, ölüsü de diri. Ona şöyle. Çünkü gönderdi, gidiyor. Ötekisinin nazarı tak, boşta düştü. Çok garibime giderdi böyle. Niye öyle bakıyor? Bu adam niye böyle? Ötekisi niye böyle? Gel gel diyor. Atardı. Hemen bir tanesi bana yaptı ki. Dua yap diyor. Ben gelmeyeyim, sen git. Bak ben dua yaptım, o ne diyor? Ben gelmeyeyim, sen git. Daha zamanım var. Bak sana bak, sadece cevap verdim. Oğlum, adam ne diyor, bu ne diyor? Ben gelmeyeyim, sen git. Beni bırak diyor. İyi ki Risale'ler var ya. İyi ki Allah var, iyi ki imam var, iyi ki İslam var, iyi ki Kur'an var. Anlatamam ya. O kadar insan ölüsüne şahit oldu. Yaşlandıkça ölüm bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Peki, ve ahirde vahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.